Aziz muhterem seyircilerimiz, bugün sizlere hüznün hüznündür Ayasofya diye hitap etmeye çalışacağız. Ayasofya hakkında çokları yananlar bizleri de yakmışlar. Bunlardan birisi yanan Ali Ulvi kurucu merhum Ayasofya adlı şiiriyle kendi yandığı gibi bizleri de yakmış. Gelin önce yanalım, sonra inşallah Ayasofya'yı ışıklarla yakalım. Ayasofya. Ürperdi hayalim, bu nasıl korkulur ya? Şaştım neyi temsil ediyorsun Ayasofya? Çöller gibi ıssız, ne hazin ülke muhitin. Ya del gibi yurdunda garip olmalı mıydın? 500 senelik hezmine ermekti ümidim. Çöller gibi ıssız seni ben görmeli miydim? Bayram, Ramazan, Cuma mübarek gecelerde avize değil, mum bile yanmaz mı içeride? Vahşi olmuş ibadetlere hayrandı felekler, tekbirine ses verdi asırlarca melekler. Coşmaz mı denizler gibi yağdımdaki alem? Göklerde melekler tutuyor, hep sana matem. Yağdımda 1300 senelik menkıbeler var. Her menkıbe hicranına matem tutar ağlar. 500 sene alem seni tehdit ediyorken, devler gibi düşmanlara meydan okudun sen. Tarihimin ömründe gönüller dolu güldün, çılgınca esen bir acı rüzgarla döküldün. Paslanmada altın yazılar, o eserler. Kabrinde kan ağlar bunu gördükçe kazetker. Fatihleri ağlatmada halin ulu mabet. Yağdın kanar imanlı gönüllerde müebbet. Gamlı renklere örülmüş ne hazin çerçevesin. Bir yıkık türbe mi, virane misin, yoksa nesin? Bak, hayalimdeki alem geliyor vecde yine. Gözlerim daldı sütunlarla fetih ayetine. Muhteşem abidesin, dininin ulviyetine. Remzidin 5 asır ecdadımızın şevketine. Aldı senden 5 asır azmine kuvvet kaleler. Yine hep aynı tahassüsle yücelmiş kuleler nerede? Yandıkça süreyyalara dehşet vererek, coşan avizelerinden yayılan bin bir renk, çan sesinden seni kurtarmış ezanlar nerede? Hani bülbül gibi Kur'an okuyanlar nerede? O ezanlar bütün İslam'a şerefler verdi. Sanki her pencere lahuta bakan gözlerdi. O ilahi yüce sesler yine gelmez mi dile? Şimdi artık işitilmez mi sönük nağme dile? Şimdi cennet sana sermez mi yeşil gölgesini? Şimdi huriler işitmez mi ilahi sesini? Nice bin hatıra gönlümde coşup canlanıyor. O ne parlak görünüş, sanki hayalim yanıyor. Kutbeler çağlamaz olmuş şu yeşil minberbeden. Damlı bir gölge yayılmakta bugün her yerden. Gizli bir ah ile artık yanar ağlar mı için? Nice bin derd ile kalbin doludur çünkü senin. Hangi eller sana akşamları zincir vuruyor? Yüce feryadını kimler boğuyor, susturuyor? Sen ne alemleri gördün, ne ömürler sürdün. Batı dünyasına dehşet saçıyorken daha dün gizli kurşunla habersizce vuruldun mu bugün? Dönmeler dans ederek yapmada karşında düğün. Dehre meydan okuyan koskoca tarih nerede? Ülkeler fetheden erler yüce Fatih nerede? Seni tevhide kavuşturmanın aşkıyla yanan o şehir orduların döktüğü seller gibi kan. Heder olmuş mu desem, dilim varmaz ki. Bugün onlar bile matem tutuyorlar belki. Bugün ağlattın eminim ölüler alemini. Kerbela tutsa gerektir yeniden matemini. Tek ziyaretçin olan günde yol almış gidiyor. Muhteşem kubbeni zulmette nasıl terk ediyor? Cemiyetlerden uzak, çölde mezar olsaydın, orada billahi mezarlar bile senden aydın.
Çöllerin ay, güneş en hisli ziyaretçisidir. Hılkatın arşa çıkan zikrini her an işitir. Şu perişan denizin inlemesinden duyulan, hıçkırıklarla boğulmuş tutuşan bir hicran. Çağdır ağlamanın, ey ulu mabed, ağla! İntikam aldı frenkler seni ağlatmakla. Dostun ağlarken o bir yanda da düşman gülsün. Kanamıştır yeniden kalbi hazin, Endülüs'ün. Bu elim facia, billahi yürekler acısı. Müslüman Türk'ün evet, şimdi bu en kanlı yası. Ey derin facia, manzumeye sen sığmazsın. Tutuşup yanmada kalbim, seni tarih yazsın. Ali Ulu Kurucu rahmetullahi aleyh. Aziz seyirciler, tarihle yüzleşmenin tek yolu Ayasofya'nın açılmasından geçer. Geçen haftalar Çuvaldız'ı Fransız'a batırdık. Aslında ona Çuvaldız'a batırmanın en güzel yolu Ayasofya'yı açmakla. Gelin değerli misafirimle sizlere iğneyi batıralım. Yani kendimize iğneyi bir batıralım önce. Yani hakikaten özgür müyüz? Fransa'ya çatıyoruz ya, biz ne kadar özgürüz? Ecdadımızın yadigarı olan Ayasofya, bugün hileler ile, hilebazlar ile, hilebazkarların dalavarası ile kapatılan Ayasofya ve bunun karşısında biz de kalkıp özgürüz diyoruz. Hakikaten öyle mi? Aldatmayın, aldatılmayalım. Düne göre bugün belki özgürüz ama asla yarına göre bugün özgür değiliz. Değerli hocam hoş geldiniz. Hakikaten özgür müyüz? Ayasofya orada hazin, hüzünlü, ağlarken, Fatih de belki mezarında kıvranırken hakikaten özgür müyüz hocam? Nedir bu Ayasofya? Hakikaten bunun manası nedir? Hakikati nedir geçmişten günümüze? Neyi ifade ediyor değerli hocam? Şimdi Ayasofya Fethin sembolü olarak bizde meşhur haliyle. Ayasofya Fethin sembolü. Bizans döneminde ismi Ayasofya olarak geçiyor. Hatta o kadar Bizans döneminde Hristiyan dünyasına kendini kabul ettirmiş ki, ıslanmış ki hemen hemen birçok büyük mabede, camiye Ayasofya isim verilmiştir. Osmanlı döneminde de bu böyle olmuştur. Ayasofya isim olarak kutsal bilgelik anlamına geliyor. Hatta Ayasofya'nın yanında da Sultanahmet'in güney tarafında da bir küçük Ayasofya var. Evet. Trabzon'da da var. Evet. Ya mimari olarak ona benzeyen kilise ve camilere yahut da bir şehrin en büyük camisine genelde Ayasofya denilmiştir. Evet. Öylesine hem doğuyu hem batıyı etkileyen ve ilgilendiren bir mimari eser. Dolayısıyla birçoğumuz belki bilmeyiz. Ayasofya'nın ikinci bir ismi var. 1453 yılında İstanbul'un fethinden sonra Batı Sultan Mehmet'in ilk cuma namazını orada kılması tarihinden sonra adı Fethiye Camii'dir. Cami olarak kullanılıyor. Fethin sembolü olduğu için. Evet. Şimdi Osmanlı dönemindeki ismi Fethiye Camii. Ama Ayasofya genelde herkesin bildiği meşhur isim olduğundan dolayı böyle devam ede gelmiştir. Ama Müslümanlar da bu isimden rahatsız değiller. Çünkü iki dinin, iki büyük dinin ortak noktalarını taşıyor. Temsil ediyor. Evet. Şimdi Ayasofya'nın tarihçesine kısaca bakacak olursak gerçekten sıradan bir mimari eser değil. Ve mimari eserle beraber manevi yönüyle birçok bağlantılara merkez olmuş, birçok hesaplaşmanın odak noktasını teşkil etmiş bir mabet. Sembol olmuştur yani. Ben şunu söylemek isterim önce. Ayasofya'nın camiye tahvili, camilikten de müziğe tahvili konusuna girmeden önce demin Fransa'dan bahsettiniz. Ermeni meselesi yüzünden. Şimdi Avrupa Birliği bizim için hürriyetin, adaletin, demokrasinin ufkunun çok geniş olduğu bir ülke. Pazar olarak görünüyor. Evet. Ki bu temelde doğru aslında. Yani şunu baştan söylemek lazım. Avrupa ikidir.
Bir tanesi bizim bildiğimiz Avrupa Birliği standartları, Kopenhag kriterleri gibi insan haklarına, din ve vicdan özgürlüğüne sahip ve onun için çalışan bir kamuoyu var orada. Yani Hristiyanlığın belki devamını, ahlaki kurallarını... onu evet. aşmış bir hürriyet anlayışı var. Evet. İkincisi de bu tarihsel süreçte Ortodoks mezhebi, Fener Patrikhanesi gibi bir takım dini merkezlerin görüşünün etkisiyle bir İslam-Hristiyanlık çatışması sürecini yaşatmaya çalışan, dini ve özgürlüğü, mabetleri bir yerde siyasete alet eden bir anlayış var. Biz ikinci anlayışla çalışabiliyoruz fikir bazında. Ha, yoksa size teyiden söyleyeyim hocam. Yani yoksa hakikaten Ayasofya'nın cami olarak kabul edilmesi Avrupa'da da bile kabul ediliyor. Yani Avrupa bile o manayı Avrupa'da kabul ediyor. Kabul ediliyor. Birçok bilim adamı da, arkeolog da, şarkıyacı da müze olduğu sırada 1934'te cami olarak en az bir köşesinin cami olarak ibadete açık olmasının devamına taraflar. Hatta hocam yani bende belgesi de var. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü olan UNESCO'nun evet. İstanbul'un fethinin sembolü olan ve fetihten sonra camiye çevrilen Ayasofya'nın cami oluşuyla birlikte camiler için bir model olduğu yönünde görüş ortaya koyuyor. UNESCO'da bunu cami olarak kabul ediyor, kilise olarak UNESCO'da, değil. UNESCO'da hem de Vakıflar Genel Müdürlüğü'ndeki belgelerde hem evet. de Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakıfnamesindeki belgelerden cami olarak teyit ediliyor ve başka bir şekilde ismi geçmiyor. Bundan yıllarca önce de Cumhuriyet döneminde bu vakıfnamenin kendisi 65 metre boyunda uzun bir vakıf kağıdı, rulo şeklinde. Fatih'in değil mi? Evet, evet. O vakıfname belgesi İngiltere'ye sergiye gidiyor. Geldiği zaman 6 metresi yırtık olarak geliyor, kayıp. Allah. Evet, o 6 metrelik belge bölümünde ne var biz de bilmiyoruz. Çünkü bizden birçok belge zaten gizlenmiş halde. Neden eksildi? Neden koparıldı? İşte bir kaza sonucu. Peki kaza sonucu koca bir fermanın 6 metrelik son bölümü neden koparılmış veya kopmuşsa neden iade edilmedi? Bir yerlerde kaybedildi yani. Böyle acayip şeyler var. O zaman benim aklıma şu geliyor hocam. Yani birincisi aslında iki soru burada gündeme getireceğim önemli olaraktan. Evet. Birisi Fatih'in vakfiyenamesi dediniz. Fatih vakfiyenamesinde, uzun vakfiyenamesinde ifade ettiği gibi yani caminin asliyet suretinden başka bir surete çevrilmesi halinde çevirenlerin üzerine lanet olsun diyor. Evet. Bir, acaba biz bir asırdır hakikaten hep bocalama içerisindeyiz. Sıkıntı içerisindeyiz, bunalım içerisindeyiz. Bir türlü bulanıklığı kurtaramadık. Acaba biraz şok tesiri yapsın diye söyleyeceğim, belki ağır gelecek ama lanetlendik mi biz hocam? Yani lanetlenmiş durumda mıyız? İkincisi acaba İngiltere dediniz ve ben buna bir de Yunanistan'ı ekleyeyim. Yani acaba Yunanistan'a ve İngiltere'ye bir bedel karşılığında mı bir suskunluk var? Yani bak açarsan bazı şeyleri söylerim ha. Bak açarsan bazı şeyleri ifşa ederim, için kaynar. Bir asırlık içerisindeki perdeni yani artık altta diyelim ki küflenmiş olan şeylerin üstündeki perdeyi açarsam o koku tüm Türkiye'yi sarar, bundan sen zarar edersin diye. Acaba böyle bir tehditle mi karşı karşıyayız yoksa bir bedel karşılığı mı biz acaba verdik de susuyoruz? İşte o konudan gerek Lozan Anlaşması'nın bütün metinlerinin açıklanmaması. Bir ukde oluşturuyor bizde. Yani birinci Lozan'da mı yatıyor bu işin sırrı? Şimdi aşağı yukarı öyle çünkü İngiltere'nin devlet geneliği var. Bir belgenin anlaşmanın üzerinden 30 yıl geçtikten sonra evet. açıklanır. Fakat 1923'lerde 24 Temmuz 1923'lerde sanıyorum 24'lerde Lozan Anlaşması'nın hiçbir metni daha doğrusu açıklanmayan gizli bölümleri bu geleneğe aykırı şekilde açıklanmadı. Yani 30 yılı kaç kere bulmuşken. Süreti içinde evet Genelkurmay Başkanı'nın arşivinde mi değil mi bilmiyorum ama hiçbir tarihçi hani daha o kozmik odaya girebilmiş değil. Demek ki o zaman problem bizde başlıyor yani. Yunanistan dediğiniz iki şey söyleyeceğim Yunanistan'la ilgili. Bir, yakın zamanda bir haber vardı. Atina'da cami yapılması öngörülmüş Avrupa Birliği çerçevesinde. İnsan hakları, din özgürlüğü çerçevesindeki yapılması lazım. Düşünün ki zaten Yunanistan 450 sene Osmanlı hakimiyetinde kalmış bir
ülke. Evet. Orada 4500 tane eserimiz varsa, hanı, hamamı, camisi, mescidi, aşevi, yetimhanesi, medresesi varsa eğer, bugün 5-10 tanesini ancak gösterebilir. Şimdi, hal bu iken Atina'da bir cami yapılması gündeme geliyor. Bize demokrasi, insan hakları, din ve vicdan özgürlüğü dersini veren mesela bir Yunanistan hükümeti veya kamuoyu buna karşı çıkıyor. Geçenlerde Atina'ya cami yapılamaz diye bir papaz ve birçok subay karşı çıktılar. Üstelik bu defa da Yunanistan krizde, ekonomik darboğazdayız. Şu kadar 1 milyon euro lazım diye biz parayı nereden bulacağız diye bahane buluyorlar. Velhasını kerem hala Atina'dan bir cami yok. Ki on binlerce insanın orada kalması gerekiyor. Müslüman var orada. Evet. Bakanlardan kalma tebalar var. Müslümanlar var, Müslüman Türkler var. Veya dışarıdan gelmiş herhangi bir Orta Doğulu Müslüman da olabilir, Araplar da olabilir, fark etmez. Yunanistan'ın bir meselesi bu. Yani biz burada Fener Patrikhanesi'ne yetimhanelerini, belki yakın zamanda Heybeliada'da Ruhban Okulu'nu iade edeceğiz. Bu bize yakışır zaten. Yani Osmanlı'nın torunları olarak biz her zaman için din ve vicdan özgürlüğünü diğer insanlara tanımış bir milletin temsilcileriyiz. Bize yakışır belki. Hocam yakışır mı? Yakışır mı? Oraya istersen bir parantez açalım. Ben öyle zannediyorum ki şunu söyleyeyim. Türkiye'de azınlıklara haklar verilmiyor. Ben öyle zannediyorum ki verilmemesinin önünde en önemli sebeplerden birisi de o. Ta ki azınlıklara haklar verilirse bu sefer çoğunluklar da hak talep ederler. Çoğunluklara hakkını vermemek için azınlıklara da hakları verilmiyor. Aynen dediğiniz gibi Fener Rum Patrikhanesi'ne o izin verildiği zaman o zaman bu sefer Ayasofya devreye girecek. Şimdi Ayasofya devreye girer girmez onu yakında göreceğiz de işte Yunanistan'da bir Atina'da cami yapılmasına karşı çıkıyor. İki, bazı gizli anlaşmaların iç yüzünü açıklamadan bir gün ya İngiltere patlayacaktır ya da Yunanistan patlayacaktır. Bizim belgelerimiz bize açılmıyor. Şimdi gösterilmiyor kimseye. Peki biz yani patlamadan adam gibi çıkaramayız mı? Şimdi bu biraz tahammül meselesi Sayın Hocam. Yani çocuk ana karnında daha olmadı mı diyorsunuz? Olgunlaşmadı mı? Hayır, olgunlaşmadı diye düşünüyorum. Çünkü Avrupa'da da bizim bildiğimiz bir derin devlet gibi Ereğan'a kon gibi şirketler de var. Avrupa'nın da var. Hatta birbirleriyle bağlantılı. Mesela 1933'lerde Mustafa Kemal Atatürk zamanında camiyeden müzeye çevirmede Celal Bayar hatırasını geçiyor. Diyor ki Mustafa Kemal bana dedi ki Balkan tahtına girmek istiyoruz. 3-4 ülke var. Biri Yunanistan, biri Yugoslavya, biri Romanya, biri de Türkiye. İkinci Cihan Savaşı'ndan önce düşünün ki 1939'da İkinci Dünya Harbi patlak veriyor zaten. Yani Birinci Cihan Harbi'nden çıkılmış, biraz böyle beller doğrultulmuş gibi, millet kendine geri gibi olmuş. İkinci Dünya Savaşı'nın gölgesi düşmeye başlıyor. Bu arada Mustafa Kemal Atatürk'ün Celal Bayar'a Balkan Paktı'na girmemiz lazım. Fakat görüşmelerde bize bir hediye, bir hoşgörü emaneti olarak diyor. Ayasofya'yı diyor eğer şey yaparsanız, müzeye çevirirseniz, camilikten çıkarırsanız sizi pakta alırız diye bir şart koşullarını aktarıyor Yalan Bayar'ın. Şimdi o Balkan Paktı kurulmuş. Bu arada 1934 yılında müzeye çevrilmiş. Daha sonra İkinci Cihan Savaşı patlıyor. Milletler Savaşı çıkıyor. Rusya bir yerde, Amerika bir yerde, Almanya, İngiltere şu bu. 1945'lerde savaş ortamı bitiyor, barış ortamına giriliyor. Balkan Paktı diye bir şey de kalmıyor. Ama o dönemde o pakt için yapılan bu icraat tekrar değiştirilmiyor. Bu bir. İkincisi, ben gençliğimde yaşadım. 12 Eylül'de Kıbrıs Savaşı'ndan dolayı NATO'nun askeri kanadından ayrılan Yunanistan'ın geri dönmesi istendi. Tek şart vardı. Türkiye'nin imza koyması, tasdik etmesi. Yani bir tek ülke olarak evet, NATO'ya giriş için her ülkenin onay vermesi lazım. Türkiye onay verirse bu iş olacak, yoksa olmayacak. Amerika'dan NATO Genel Başkanı mı, komutanı mı, kimdi? General Haig geldi. General Haig
Kenan Paşa ile görüştü. O zaman 12 Eylül dönemi, konsey dönemiydi. İyi hatırlıyorum ben. Eğer siz Yunanistan'ın geri dönmesine izin verirseniz biz de işte şu 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 iyilikleri yapacağız, şunu şunu yapacağız diye bir takım vaatlerde bulundular daha doğrusu. Bu nedir bu? Avrupa Birliği'ne giriş için Yunanistan'ın imza koyması. Avrupa Birliği'ne girişte Yunanistan onay verecek. Eğer siz aşırı kanada dönmesine izin verirseniz diye bir pazarlık oluştu, yapıldı. Evet. Kenan Paşa Yunanistan'ın teminatını almadan izin verdi. İmzaladılar. Yunanistan NATO'ya tekrar döndü. Ama Avrupa Birliği'ne dönüşümüzde Yunanistan bize muhalefet şerhi koydu. Kenan Paşa o zaman iyi hatırlıyorum. Ya dedi işte General Haig dedi sözünde durmadı. Zaten bunlar konuşulduğunda emekli olmuştu. Bir generale güvenlik de bir uluslararası bir anlaşmayı imza atmak akıl kârı değil. Yani bizim tarihimiz belki de bizi akıbetimizi hakikaten feci bir duruma, bir lekeli duruma düşürecek bir durum karşısında veya karşılığında önemli bir bedel al yani. Önemli bir bedel al. Öyle olmuştur. Mesela bir de şu var. 8 Ağustos 1980 yılında Milliyetçi Cephe Hükümeti vardı. Süleyman Demirel Başbakanlığında. Alparslan Türkeş vardı. Necmettin Erbakan vardı. Hatırlarsınız. İkinci Merci Hükümeti. Şey. Evet. Yani 12 Eylül'ün darbe yaptığı hükümet. 8 Ağustos 1980'de Ayasofya'nın Linker Mahfili'nde mescidinde namaz kılmaya başlandı. İlk defa. 1934'ten sonra. Evet. 8 Ağustos'ta mescidi açıldı, namaz kılmaya başlandı. 12 Eylül'de 80'de yani aşağı yukarı 32 gündü. 32 gün sonra ihtilal oldu 12 Eylül'de. 12 Eylül 80'den 2 gün sonra 14 Eylül 1980'de mescid kapatıldı. Ha. Bu da enteresan ve ilginç bir şey. Yani o zaman hakikaten yani iş ortada bir netlik yok. Ben üzüldüğüm nokta şu. Bizim tarihçiler herhalde işte başbakana diyor ki sayın başbakan sen tarihçilik yap. Tarihi konuların üzerine şöyle biraz arala biz senin arkandan geliriz. Yani demek ki bu noktada yani tarihçiler ortaya çıkıp da veya devletin de diyelim siyasilerin de elimizde bunca belgeler var iken, arşivler var iken, karanlık odalarda gizlenmiş şeyler varken ortaya koyulsun. Yani bu kadar kavga demek birileri kaos, dediğiniz gibi Ergenekon tipi insanlar böyle bir kaosu istiyor. Mesela birkaç tane belge de getirdim burada hocam. Evet. Bu mesela kapatılmasında da Atatürk'ün 3 tane imzası var. Kel Atatürk diye. Üçü de yani birbirinden ayrı. Evet. Aynı birbirinin imza değil yani. Birbirinin aynı imza değil. Evet. Tamamen değişik imzalar. Yani normal bizim ilkokuldaki mezun bir vatandaş bile imza at deseniz kolay kolay değişik atmaz yani. En azından az bir nüans farkı olur. Ama K. Atatürk'ün imzasına baktığınız zaman reisi cumhur sıfatıyla Ayasofya'nın kapatılmasına bakıyorsunuz birbiriyle uyumlu değil. Demek ki birileri hakikaten bu manada işin gerisinde artık derin devlet mi, artık Ergenekon mu, artık dünya Ergenekon mu herhalde sürekli bu meselenin üzerini örtüyor, kapatıyor yani. Söz konusu ama ben şunu söyleyeyim. İster o belgelerde geçtiği gibi, ki evet. Zaten o itiraf edilmiş. İstanbul Emniyet Müdürlüğü de kriminal inceleme yapmıştır o imzanın taklit olduğunu. Taklit edildiğini. Evet. Yani takliden olduğunu. Ve soyadı kanunundan 3 gün önce yapıldığını. Evet. Yani 24 Kasım 34 tarihinde imza. Oysaki soyadı kanunu 27 Kasım 34'te çıkıyor diye geçiyor. Yani soyadı kanunundan 3 gün önce birileri o imzayı atıyor diye evet. Geçiyor. İster böyle olsun. İsterse Mustafa Kemal Atatürk tarafından bizatihi gerçekten imza atılmış olsun. Şimdi ortada şu bir gerçek var. Ayasofya Camisi bugün müzeye çevrilmiştir ama cami olarak bir bölümünde namaz kılınmasının müzelerine bir kere zarar yok. Sultanahmet de hakeza. Evet. İkincisi Avrupa'nın konuşmanın programın başında ifade ettiğiniz gibi Avrupa'nın önünde sürekli bir taviz vermek durumunda kalmışız. Hep taviz veriyoruz, onlar alıyor. Bu Fransa'da da böyle olmuştur. Yani Kanunistan Süleyman'ın döneminden beri Fransa ile ilişkilerde çok dostane gidilmiştir ama daha sonra hep böyle ikili oynama.
Ki çok büyük kapitülasyonlarla avantaj sağlandı halde. Çok büyük avantajlar sağlanmıştı kapitülasyonlardan. 1515'te o Kanuni Sultan Süleyman'ın Fransa Kralı Françoise destek vermesin. Arkasından 1536'larda kapitülasyon anlaşması yapılıyor. Destek. Tarih boyunca böyle dost gibi gelmişiz ama hep Avrupa'nın bir huyu vardır. Hep banadır sürekli. Menfaati yönünde hareket eder yani. Nerede menfaati evet, varsa oraya hareket eder. Biz işte bu hatta işledik bir. İkincisi bugünkü şartlarda bizde yapılmış olsa bile bugünkü şartlar çok değişti. Bakın ben diyorum ki biz 450 sene Balkanlara hakim olduk. Binlerce camimiz kaybedildi. Medresemiz yıkıldı. Birkaç tekke kalmıştır. Birkaç harap, hamam kalmıştır. Onları da ne olarak kullanılır da bilmiyorum. Belki meyhane, belki barman olarak kullanıyorlar. Çok azı mecburiyet tahtında ayakta duruyor. Geçenlerde de bir başka Mustafa Paşa diye bir cami miydi? İsmini yanlış hatırlamıyorsam. Bugün yarın onarız diye beklettiler ve yıkıldı, dayanamadı gitti. Şeyde, Yunanistan'da. Bir ise Efes'ten başlamak üzere bütün Bizans dönemi eserlerini ihya ile meşgulüz. Evet tekrar diyorum bu bize yakışır. Biz her milletin kültürüne saygılıyız. Vefadar bir milletiz, vefakar bir milletiz. Ama siyaset arenasında, diplomasi ilişkilerinde santrancı oynamanın kurallarını da bilmek lazım. Nedir bu? Şimdi Fransa'ya değil, hem İngiltere'ye, hem Yunanistan'a, hem Fransa'ya, hatta diyebilirim ki bütün Avrupa dünyasına evet. Şok bir tedavi lazımsa eğer, ben siyasetçi değilim, siyasetten konuşmayı da sevmem. Hükümetimiz de hikmet yapar. Hikmet hükümeti ben bilmiyorum. Ama şu andaki benim gördüğüm manzaraya göre sırf bu bir takım şoklama tedavisi için Ayasofya bir anda olsa camiye çevirse çok dengeler alt üst olur. Biz sürekli geri adım atmak durumunda kalıyor. Üstelik Ayasofya'nın %50 sahibiyiz. En azından %50 sahibi. Neden derseniz Ayasofya 1475 yıldır ayakta. Yapılalı 1475 sene olmuyor. 916 sene Doğu Bizans İmparatorluğu elinde kalmış. 481 sene de Osmanlı idaresinde kaldı. 78 yıldır da Cumhuriyet döneminde müjde. 1475 yıldır bu mabet ayakta. Yani yıkılmaya mahkum bir durumda bırakılıyor. Şimdi en az 5-10 defa Bizans döneminde yıkılma tehlikesiyle karşılaşmış. 2 defa yanlış. Mesela 360'da yapılmış. Konstantinus tarafından diyor. 360'da yanmış. 404'te yapıldıktan sonra pardon. Evet. 360'da yapıldıktan sonra 404'te yanmış. 415'te tekrar imar edilmiş. Önce bazilika gibi yani basit bir şeymiş. Yani, mabet olarak. Ondan sonraki tarihlerde 532'de ikinci bir yangın geçiriyor. 537'de Justinianus tarafından bugünkü bildiğimiz şekilde yapılıyor. Yani taştan, artık tahta, ahşap da değil, evet. Bazilika şeklinde değil. Efes'ten, Avrupa'dan, Mısır'dan, Orta Doğu'dan, Anadolu topraklarından nereden neyi, tarihi, tütün, eser bulmuşlarsa toplatıp getiriyorlar. Yani Ayasofya'nın 532'de yapılışında dünya medeniyetlerinin her taşı kullanılmış. Dünyayı temsil ediyor. Sanki, evet. Şimdi bunlar bu dönemde 527'de tekrar bir depremde yıkılıyor. Kubbesi yarım çöküyor. Mesela Justinianus tarafından yapıldığında Anadolu'lu Efesli Isidoros bir de Artemis diye aydın milletten gelen bir mimar var. İki mimara yaptırıyorlar. Süleyman seni geçtim diyor. Azametli ve kubbenin büyüklüğünden dolayı Süleyman Aleyhisselam'ı kastediyor. Meşid Aftan'a evet. Dolayı. Seni geçtim diyor. Ama bu kubbe durmuyor. Çatlıyor, yıkılmıyor. Yıllar sonra bu defa gitti 558'de kubbe çökünce İsidor'un yeğeni genç mimar bugünkü haline getiriyor. Biraz daha yükseltiyor. 33 metre çapında bir kubbesi var ve kubbenin etrafında 40 tane pencere var. Tam böyle ışıklandırılmış bir şey. İki yarım kubbeyle de beslenmiş. Aşağı doğru da sütunlar konulmuş, beslenmiş.
Şimdi bu haliyle geliyor 1300'lerde tekrar fethin İstanbul'un fethine 70 sene kalası, 50 sene kalası yine depremlere çatlıyor, patlıyor, yıkılıyor. Hatta Edirne'den Osmanlı mimarları gelip tamir ediyor. Destekler yapıyorlar, payandalar. Evet. Şimdi Osmanlılar 1453'te aldıktan sonra dikkat ederseniz minarelere konulmuş. Ama o minareler sırf camiye çevirmek için değil. Kubbe ve duvar çöküyor. Desteklemek için, evet, dengelemek. Evet, kubbeyi de çökecek. Harap olacak. Osmanlı döneminde bakın Yavuz Fatih Sultan Mehmet II. Selim Kanuni'nin oğlu II. Selim 3. Mehmet 3. Ahmet, 1. Mahmut, Abdülmecit ve Abdülhamit zamanında tam 7 ayrı zaman diliminde defalarca tamir görülmüş, tamir edilmiş, desteklenmiş, bakımı yapılmış. Yani Osmanlı bakmasaydı bugün Ayasofya bugüne kavuşmazdı. Kesin bu. Şimdi bizim bu kadar emeğimiz olduğu halde biz kalkıp diyoruz ki burası müze. Hayır, müze değil. Hristiyanlığın sembolü olarak bakılıyor oraya. Ve içinde Osmanlı eserleri de var. Mesela İzzettin Efendi tarafından yapılan 7,5 metre çapında Şayari Güzdi'nin isimleri vardı. Arada Allah, duruyor. Muhammed lafızları. Hatta Hüseyin, Ebu Bekir, Adet. Niye duruyor? Çünkü çıkarılamadı. Kapıdan çıkarılamamış. Yoksa kırılacakmış. O da tarihsel yönden feci bir şey olacağı için utanmışlar. Yoksa niyette o da var. Yani yoksa halılar gitmiş, içindeki bütün eşyalar gitmiş. Kayıp, nereye verildiği belli değil. Vakıflarda kayıtları yok. Demirbaş eşyada listesi yok. Arka tarafta Osmanlı medresesi var, yıkılmış. Medreseye o zaman 1934'te diyorlar ki burası yetimhane. Yetimhane deyip bu şekilde ortadan kalıyorlar. İşte o mahkeme bu mescit derken bugünkü halde kalıyor. Yani etrafında Osmanlı'nın eklediğimiz çok külliye de var. Evet. Netice itibariyle şunu demek istiyorum. Justinian orayı yaptığı zaman 537'de atıyla gururla giriyor oraya. Süleyman seni geçtim dediği zaman atına binerek içeri giriyor. Mabetten içeri. Açılış gününde ne olmuş biliyor musunuz? 1000 tane boğa kurban edilmiş. 6000 tane koyun kurban edilmiş. 1000 tane domuz kurban edilmiş. 600 tane geyik, bildiğimiz geyik, evet, kurban edilmiş. 10.000 tane horoz, 10.000 tane de tavuk kesilmiş. O zaman onlar işi kurban yerine geçiyor. Evet, evet. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldığı zaman Ayasofya'ya girerken atından inerek giriyor ve secde ediyor. Mabede saygısı. Aradaki fark. Evet. Yani fetih anlayışıyla işgal anlayışı. İmparatorluk. Yani emperyalist anlayış bu. Evet. Ama buna rağmen gerçekten Hristiyan dünyasının ya da Doğu Roma, Bizans döneminin en güzel eserleri, mozaik çalışmaları var. Fakat bu 360'tan beri değil. Bugün Ayasofya'nın duvarlarında, kubbesinde görünen mozaikler 9. ve 10. asırda yapılmıştır. Daha önceki asırlarda yoktu. Yapılmış olsa bile yıkılmış zaten. Tekrar tamir edilmiş. Orada hem Osmanlı'nın Türk İslam sanatının en güzel eserleri var. Hem de Bizans döneminin. Dolayısıyla bu iki dinin de saygı duyduğu bir mabet. Fakat vakfiyeti, mülkiyeti bizim milletimize aittir. Ve Fatih Sultan Mehmet'in özel vakıf malıdır. Vakfiyeti de tescil edilmiş. Evet. Mesela hocam siz demin siyasilerden bahsettiniz de şimdi Bediüzzaman Hazretleri 1950'de başa geçen Menderes hükümetine bir mektup yazıyor. Diyor ki muhaliflerine karşı muvaffak olmanın diyor, başarılı olmanın yolu diyor Ayasofya'yı açmaktan geçer diyor. Evet. Ben de bundan evvel Çiller başbakanken ona bir mektup yazdıydım. Yani eğer muvaffak olmak istiyorsan Ayasofya'yı aç. Ve gelelim şimdiye. Hakikaten Tayyip Erdoğan şimdiye kadar gelmiş liderler içerisinde salahat bakımından, maharet bakımından hem güven veriyor hem cesareti var. Ama kendisine de şunu ifade ediyorum. Hakikaten hayırla yad edilebilmen için, bu yad edilmenin uzun sürmesi için, muvaffakiyetlerin başarısının sonunu mühürlemek için Ayasofya'yı açman lazım. Yani bu neye benziyor? Şimdiye kadar diyelim ki uzun bir hizmet yapıyorsunuz.
Ama mektubu zarfa koyup da mühürlemiyorsunuz. Şimdi adeta yapılan hizmetlerinin mühürlenmesi için, diğer bir ifadeyle tescillenmesi için Sayın Tayyip Erdoğan'ın milletin gönlünde ayrı bir, farklı bir yer alabilmesi için Menderes nasıl ki Allah rahmet eylesin ezanla yad edildi. Bin sene geçse o Menderes hayırla yad edilecek. İşte Tayyip Erdoğan da hakikaten Menderes mesabesinde hayırla yad edilebilmesi için Ayasofya Camii'ye çevirmek için hem dediğiniz gibi Fransa'ya cevap olur, Yunanistan'a cevap olur, İngiltere'ye cevap olur, Avrupa ülkelerine cevap olur, içerimizdeki Ergenekonculara cevap olur, yurt dışındaki Ergenekonculara da bir cevap olmuş olur. Yani bizim asliyetimiz ve asaletimiz Ayasofya'da. Demin bahsettiğiniz Çinlere yazdığınız dönem herhalde 1991'ler olacak. Evet. 10 Şubat 1991'de Hünkar Mahfili tekrar ibadete açıldı. 12 Eylül'de kapatılan sistemde. Evet. Kısmi. 11 sene sonra kısmi açıldı. Fakat ben ondan daha öte bir şey daha söyleyeceğim. Yani bu Ayasofya meseleleri Türkiye'de birçok camide Ayasofya ismiyle müsemma şey var. İntiba var ki biri de benim dikkatimi çekmişti. Trabzon'daki Ayasofya Camisi. Evet. Trabzon'dan geçmişte ana caddede sol tarafa düşer. Görürsünüz. Büyük muazzam bir müze şeklinde. Orada da Ayasofya, Trabzon'daki Ayasofya Camisi var. Rum Pontus İmparatorluğu'ndan kalma. Şimdi oraya gelelim. Yani İstanbul'daki Ayasofya ile beraber bir Ayasofya daha var. Yerlerini saymıyorum. İzlik'te de var, başka yerde de var. 1960 ihtilalini hatırlarsınız. Evet. 1 Mayıs 60 ihtilali. Menderes'in devrilmesi. Demin ben 80'den bahsettim. 12 Eylül 80'de İhtilal yapılıyor, 14 Eylül 80'de mescit kapatılıyor Ayasofya'da. MC hükümetinin açtığı mescit. Şimdi bir geriye dönelim 20 sene öncesine. 1960 yılında, 21 Mayıs İhtilali döneminde Trabzon'a bir şey geliyor, mimar. İngiliz David isimli bir mimar geliyor. Caminin, yani Ayasofya Camisi'nin Trabzon'daki Ayasofya Camisi'nin restorasyonuna, mozaiklerine bakacak. İbadete kapatılıyor. Tamirat, tadilat var diye. İskeleler kuruluyor. Oturduğu mahalledeki insanlara iyi geçiniyor. Çocuklara şeker dağıtıyor. İnsanlarla hoş konuşuyor. Kendini de sevdiriyor gerçekten. Trabzon halkı bu David isimli İngiliz'i seviyor. Sempatik geliyor. Güveniyorlar. Yani bu adam gelmiş bilimsel bir mimari şeklinde tekrar aslına uygun bir takım çatlakları, patlakları yapacak, restore edecek ve girecek şeklinde bir inanca düşüyorlar Trabzon halkı. Ama aylar geçiyor, hala bu iş bitmiyor. Bu arada cemaat diyor ki, ya ne olacak bu? Bir ay, iki ay, üç ay, beş ay, ne bu yani? Nasıl restorasyon bu? Diyor ki, restorasyon uzayacak biraz daha diyor. Size diyor, yakın yerde bir cami yapalım. Orada ibadetinde devam edin, burası bitinceye kadar. Tam bu esnada, 1961 yılında, 20 Mayıs'tan bir sene sonra. Evet. Trabzon valisi, isim veriyorum, Vefa Poyraz. Hayatta mıdır değil mi de bilmiyorum. Vefa Poyraz diyor ki, kaynağı bilinmeyen bir yerden bize 37 bin lira para geldi. Yeni bir cami yapmak üzere. O zamanki parayla evet. O zamanki para da iyi para. İyi para. Vefa Poyraz'ın dediği bu. 37 bin lira kaynağı bilinmeyen bir yerden bize para geldi. Biz bu parayla cami yapıyoruz. Camiyi yapıyorlar ama alemi için, caminin kubbesinin alemi evet, alem, için evet. Şöyle mi böyle mi yaparım derken o restore etmeye gelen mimar, İngiliz mimar David, bu ismi geçmiyor kaynaklarda. Diyor ki, ya ne uğraşıyorsun? Bakın diyor, şeyde alem var. Ayasofya, Trabzon Ayasofya Camisi'nin kubbesindeki alemi size vereyim diyor. Korkmayın diyor, ben diyor rapor veririm yani heder olmuştu, kaybolmuştu diye. Yani çalındı falan demem, oraya geçti demem diyor. Benim yüzüme her şey bağlı diyor. Alemi onlara veriyor mu? Böylece bütün milletten buradan taşınmış oluyor. Bu arada
nasıl oluyorsa bir türlü kanunlarla, fiziklerle, maddelerle Ayasofya'daki, Trabzon'daki Ayasofya Camisi camilikten çıkarılmış oluyor. Bugün vize olarak, ama hangi kararnameyle vize olarak gösteriliyor bilmiyorum. Şu anda orada ibadet yapılmıyor. Yani o zaman yapılmıyor. Pontus. Evet. Pontus devletinin bir araş şeyi mi, yani düzeni mi, entrikası mı, araştırması mı, dışişlerimizin onlarla bir anlaşması mı, dışarıyla bir pazarlığı mı bilmiyorum. Hocam onların hilesi olabilir de burada ondan daha önemlisi bizim basiretsizliğimiz olmuş oluyor. Yani tamam da ne zamana kadar bu olacak? Yani evet, Bediüzzaman Hazretleri'nin de Selahaddin Çelebi adlı bir talebesine bir müjdesi de var. Bir müjdesi var. Diyor ki ona, diyor Ayasofya'nın diyor camiye çevrilmesi diyor, Hristiyanlığın diyor İslamiyet'e tesliminin ve devrinin bir vesilesi, sebebidir diyor. Yani o zaman inşallah şimdi ya Hristiyanlığın İslam'a devrini bekleyeceğiz veya Ayasofya'yı camiye çevirip onların devrini sağlamış olacağız. Yani demek ki Hristiyanların İslamiyet'e devrini beklemeye gerek yok. Demek ki o zaman Ayasofya'nın açılması demek, bu Hristiyan dünyasının inşallah İslam'a devir ve tesliminin de hızlandırılması demektir. Yani şimdiki Fatih'in hocası Akşemseddin'in bir sözü var hocam. Diyor ki, evvela diyor İstanbul'u Sultan Mehmet Han fetheyleyer. Sonra beni Asfar alır. Beni Asfar elinden de Mehdi yine fetheder diyor. Bu meyanda hadiste de rivayet edildiği üzere Allah Konstantiniyye'yi çok sevdiği dostlarının ehline fethedecek diyor. Mehdi Konstantiniyye'yi ve Deylem dağlarını da fetheder. Mehdi maiyetindeki kuvvetlerle birlikte Roma'yı, Konstantiniyye'yi ve Altın Kilise'yi fethetmek için yola çıkar. Yani aslında demek ki bizim zincirimiz, boynumuzun zinciri, dilimizin zinciri, yani varlığımızın zinciri Ayasofya'da. Ayasofya'nın zinciri çözülürse öyle zannediyorum ki bizim de çok zincirlerimiz çözülmüş olur. Şimdi Sayın Hocam, İstanbul'un fethine dair müjde veren Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerif var, hatırlarsınız. لَتُفْتَحُنَّ الْقُسْطَنْتِنِيَّةَ فَلَنِي مَا الْاَمِيُّ وَاَمِيُّ رُحَى وَلَنِي مَا الْجَيْشُ جَيْشُ ذَٰلِكَ الْجَيْشُ. Onun malini de söyleyin sayın seyircilerimiz. Yani muhakkak ve elbette ki İstanbul fethedilecektir. Yani Arapça ifadeyle لَتُفْتَحُنَّ, yani hem baştaki lam, sondaki şedde kuvvet ve tahkiki ifade ediyor. Evet. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden asker ne güzel askerdir. Zalikel ceyiz. Ama işte, bakın Latiftehan ne dediniz? Evet. Sonu şeddeli, tehditli. Tehditli. Muhakkak olacak. Muhakkak ve elbet kesin. Kesin. Ve bu Peygamber Efendimiz'in de itibariye dair bir mucizesi. Mucizesi, evet. Fakat Arapça cümle çatısına göre meçhul bir cümle değil mi? Tabii meçhule. Edilgen yani, hali. Cümle değil. Değil. Edilgen. İşte edilgen çatıda kurulmuş. Evet. Edilecektir. Yani fethi edilen, edilecek. İstanbul muhakkak fethi edilecek. Edilecek. Edilecekler demiyor, edilecek diyor. Şimdi bu meçhul sıgasında bir meçhuliyet daha var. Yani meçhul bir komutan. Şimdi yani hadis-i şerifin her kelimesine dikkat etmek lazım. Meçhul asker, meçhul komutan. Meçhul komutan da olur, meçhul asker de olur ama sadece bizim açımızdan değil, karşı taraf için de meçhuliyet var. Çünkü Ayasofya'nın ve İstanbul'un fethinden sonraki olaylarda da bir takım meçhuliyetler var. Yani müziğe çevrilmesi de karanlıklar. İzmir'de evet. Süslü puslu ortamda olmuş. Evet. Hala anlaşılamıyor diyoruz. Hala konuşulamıyor. Öyle çünkü. Maalesef. Bu da bir meçhuliyet. Fakat bu meçhuliyet nereye kadar gider? Hadisin hükmü devam edecek. Bu defa meçhul insanlar, meçhul komutanlar, meçhul nesiller yapacak bunu. Yani tekrar bir İstanbul fethi. Ayasofya'nın açılışında kendisini sembolize edecektir. Ondan da şüphelenecek. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 571 ile 632 yıllar arasındaki hayatı boyunca istikbale dair söylediği her söz, her haber aynen doğru çıkmıştır. Bu da doğru evet. Çıkacak. Bundan şüphemiz yok. Ama sizin gibi insanlar, bizim gibi insanlar ne düşünür? Der ki bu şeref bize naim olsa keşke. Keşke bu işi biz yapmış olsak. Çünkü Müslüman Türk milleti, daha doğrusu Anadolu'da yaşayan bu millet İslam'ın bayraktarını yapmıştır. 1000 yıldır İslam'ın bayraktarını yapmıştır. Bizim çöküşümüz, bir çöküşümüz süresinde de bu bayrağı alan bir başka millet de sahneye çıkmamış. Demek ki hala bu bayraktarlık görevi bu millette devam edecek ve inşallah da
Bunun emarelerini göreceğiz. Şimdi yalnız bayrak malum. Bayrak düştüğü yerden kalkar. Yiğit de düştüğü yerden kalkar. Evet, bayrağı biz Ayasofya'da düşürdük. Yani fethin sembolünde evet. Düşürdük. Demek işte, oradan kalkmak lazım milletçe. İşte demek ki Bezaman Said Nursi'nin Menderes'te tavsiyesinin altında mısırlar yatıyor. Yani diyor ki herhalde tam 12'den vuracak bir yer. Öyle. Bir ezanı Türkçe'den Arapça'ya çeviriyor. Bir çevirmesini gördünüz. Bu işin bedeli de ödendi. Evet. Biz de diyor Ayasofya'yı camiye çevir. Müthiş bir kuvvet kazanacağız. Manevi bir kuvvet. Maddi bir kuvvet de var. Onu da söyleyeyim. Çünkü Ayasofya'nın müze yapılışında raporda şu geçiyor. Mustafa Kemal ifadesi olarak söyleniyor. Bilmiyorum ama tarihçiler dahi bilir. Diyor ki bilim dünyasına hediye ediyorum diyor. Bilim dünyasına. Mustafa Kemal ifadesine göre bilim dünyasına hediye ediyorum diyor. Müzeye çeviren kararnamede de komisyon üyelerinin ifadesini de diyor ki şarkı sevindirecek bir gelişme. Yani müzeye çevirirsek şark sevinecek diyor. Şimdi şarkı sevindirecek olan netice aslında camiye dönüştürülmesi. Milleti sevindirecek olur. Bugün camiye döndürülmesi tabii müzelik özelliğine devam eder. Bunu insanlara da açık olabilir. Yani biz hoşgörü milletiz. Müzeye değil de camiye dönüştürülmesi şarkı ayağı kandırır. Osmanlılık havasında söylemiyorum. Osmanlı geride kalmıştık. Eski hal muhal ya yeni hal ya izmihlal. Tekrar Osmanlı'yı kurmak, getirmek de anlamsız bir şey. Fakat Osmanlı'nın bir misyonu var. Adalet misyonu, fetih misyonu. 70 millete bir bakma misyonu var. Onun da hataları olmuştur ama Osmanlı İmparatorluğu'nu mesela bir Roma İmparatorluğu'yla karşılaştırırsanız birinde sömürgecilik esnasıdır, emperyalizm, diğerinde fütühat esnasıdır, gittiği her yer adalet dağıtmıştır. İşte diyorum, 450 sene boyunca Balkanlara sahip olan, Yunanistan'a sahip olan Osmanlı Devleti hazır kiliseler yıkmadı gibi, onların bunu yaptığı gibi üstüne üstlük bir de yeni kiliseler yapmıştır. Evet. Diyorum ki eğer her sene bir tane, haftada ayda bir tane kilise yıkmış olsaydı bugün Yunanistan'da bir tane kilise kalmayacak. Oysa ki çekildiğimiz zaman Balkanlardan her şey olduğu gibi duruyor ve onarılmış olarak duruyor. Ama Yunanistan devlet olduktan sonra bugünkü süreç içinde benzer olsan bu yana yaptığı şeyler nedir? Camiyi yıkmak, mahvetmek şudur budur. Ve hala Atina'ya cami yapacak tahammülleri yok. İşte onun için böyle bir ortamda tekrar söylüyorum, ben siyasetçi değilim ama Bezaman Said Nursi de siyasetçi değildi. Güç kazanmak isteyen onu şey yaptı. Yani bir şoklama mı deyin, blöklama mı deyin, resmi çekme, ne derseniz deyin. Ben diplomat biriyle konuşmak istemem. Yani burada ama herhalde... Ama derim ki vurucu bir, 12'den bir yerler vuracaktır muhakkak. Yani bir bedel mi ödenmesi lazım? Mesela Bediüzzaman'ın fahri avukatı olan Bekir Berk. Evet. İlk avukatlığa başladığı zaman ilk müdafaası kendini müdafaa. Ayasofya'dan dolayı. Ne kadar hazindir. Yani ilk avukat olmuş, ilk müdafaa yapacak, ilk kendisini müdafaa ediyor Ayasofya sorgulamasından dolayı. Orada namaz kıldığı için. Şimdi yani birilerinin bir bedel mi ödemesi lazım? Yani bir Fatih mi beklenmesi lazım? O zaman Fatih bekleniyorsa biz de onu söyleyelim. Oğlum hala ne diye oyunda oynaştasın? Sen ki Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Bizde Fatihler doğuracak yok mu? Kızım sen de hala ne diye oyunda oynaştasın? Sen de Fatihler doğuracak yaştasın. Yani o yaşa gelinmedi mi acaba hocam? Şimdi o yaşa gelinip gelinmeyeceğini tabii medyumlukla bunda söylemeye gerek yok. Her şeyin bedeli var. Bu genel bir hükümdür. Her şeyin bedeli var. Şimdi Yahudiler dünya hakimiyetine gelmek için binlerce senedir çalışmışlar. Avrupa'daki mesela Fransa bu hale gelmek için 1515'lerden daha ötelerde de tarihi var da 1515'lerden beri çalışıyor. Bedeller ödenmiş. Ve 1789'da Fransız İhtilali var. Yani hürriyete, demokrasiye, eşitliğe geçişinin çok ağır bedelleri olmuştu. Fakat günümüz ortamında bu işler artık ihtilallerle değil, silahla değil, fikirle, kalemle olacak. Diplomatlıklarla. Ve diplomasiyle. Evet, her şey diplomasiyle olur. Yani basiretli olmak lazım. Eğer bir insan evine hakim değilse, evinin içerisindeki tasarrufa hakim değilse, çok affedersin, ya çeksin gitsin oradan, ya da adam gibi evine sahip olsun. Evet. Yani ortada bir hüzün var. Büyük bir hüzün var. Sadece Türklerin de değil. Ayasofya hüzün, yani ehli iman hüzün,
alemi İslam yüzün içerisinde. Allah herhalde hiç olmazsa dua da mı edilmez hocam? Allah mazlumun ahını ta arşa çıkar değil mi? Reddetmez. En azından insanlar bir şey yapamıyorsa bile mazlumen olarak yalvarmalı, dua etmeli yani. Muhakkak inşallah olur diye dualarımızda hem hal duası, dille yapılan dua hem de hal duası olması lazım. Yalnız öyle bir hale geleceksiniz ki Ayasofya'da namaz kılacak bir kalite de olmak lazım. Evet. Yani dikkat ederseniz Fazıl Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmezden önce iki babazla karşılaşıyor. Veya fethetmeden hemen sonra galiba yanlış anlatılır. Hapishanede evet. Kral tarafından hapsedilir. Evet, adaletini gösteriyor. Hapishaneden çıkarıyor. Neden hapistesiniz? Diyor ki biz imparatorumuza dedik ki İstanbul'u Türkler alacak. Kızdı ve bizi cezalandırdı. Biz de o gün bugün içerideyiz. Peki diyor o zaman beni elimden ne kadar kalacak İstanbul? Bizim elimizden. Bizim elimizden çıkacak mı acaba? Onlar kendi bilgilerine dayanarak diyorlar ki hayır İstanbul ebediyen sizin devletinizin elinde kalacak ama manevi yönden elinizden çıkacak bir süre. Manevi yön. Şu andaki çıkmam o manevi şeyi mi gösteriyor? Yorumu tüm kamuoyuna bırakıyorum. Ama diyor ki işte onun üzerine Fatih Sultan Mehmet bir vakıfname yazıyor. Benim camimi kim camiden başka bir şey çevirirse, ortak olursa, oyun yaparsa, numara yaparsa, şu olursa, bu olursa diye. Allah'ın, peygamberlerin, işte meleklerin. Herhalde tamirim o zaman yapıyor. Şimdi İstanbul'a hakim olan dünya hakim olur. İstanbul'a gideceksiniz. İstanbul'daki havayı göreceksiniz. İstanbul'a maddi manevi hava, hangi hava hakimse dünya o hakimdir. Ben 2007 yılında hocam İstanbul'a gittim. Sultanahmet'te namazı kıldıktan sonra Sultanahmet'ten Ayasofya'ya doğru baktım. Evet. Yani hani insanlar bazen kendilerini güzelleştirmek için boya yüzlerine sürerler. Evet. Ayasofya'ya baktığım zaman adeta öyle boya sürülmüş ki acaba nasıl çirkin gösterebiliriz? Yani Ayasofya'yı çirkin göstermek için adeta özel öyle boya seçilmiş. Orada onun o hüzünlü halini seyrettikten sonra dibine gittim oturdum. Evet. Yani belki en azından o dar kalıplar içerisinde sıkışmış ruhundan belki bir ilhamlar gelir diye. Baktım hazin bir şekilde, hüzünlü bir şekilde. Yani demin o ruhla bağlantılı olaraktan hakikaten baktım ruhsuz beden gibi ayakta duruyor. Yani ruh yok ki ilham gelsin, ilham versin. Yani bizde de alacak durum yok, onda da verecek durum yok. O manada ortada bir ceset, bir kalıp var. Yani o hüzünlendi, ben hüzünlendim. O hüzünlendi, ben hüzünlendim. Senin hüznün hüznümdür dedim en azından. Senin hüznünle hüzünleniyorum dedim. En azından mahzuniyetimi dile getirdim. Hatta onu da şöyle birazcık da İstanbul hatıraları babında bir kaleme de almıştım. Yani evet. O hakikaten o İstanbul'daki o Ayasofya'nın hali Sultanahmet'in karşısında adeta yetim hali gibi. Yetim peki, durumunda. Sayın hocam orada dolaştınız, hüzünlendiniz. Biz de gençliğimizde gittik, geldik, gördük. Ama ben hiç söyleyeceğim. O yarımadada, yani Avrupa yakasında 6000 tane tarihi eser vardı. Şu anda yok. Evet. Ve bunun %95'i de Osmanlı'ya ait eserdi. Şu anda yok. Evet. Şimdi böyle bir ortamda Ayasofya'nın camiye çevirmesini konuşuyoruz. Bir. İkincisi, bir de çok çelişkili durumlardayız. Nasıl çelişkili durumlardayız? 1953 yılında 1953 yılında Fethin 500. yılını kutlayalım diye bir teklif geldi. 1953 yılında. Evet. Hatta ben de devlet iktidarında biliyorsunuz. Evet. Peki size sorayım yani zor bir soru gibi ama bu teklifi kim yaptı biliyor musunuz? Veya hangi bir gazete tarafından söylendi, teklif yapıldı. Fethin 500. yılını kutlama. Ki kutlandı da zaten. Bu teklifi kim yaptı biliyor musunuz? Hangi gazete veya yayın organı hatırlıyor musunuz? Yahudiler mi? Hayır hayır. O günü geçen şeyde kutlandı. Türkiye'deki. Evet. Onlar evet. Ayrı bir şey. Yahudiler o 500. O ayrı 500. yılını evet. Onlar ayrı kutladı. 1453-1953 500. sene devriyesinde İstanbul'un fethini kutlayalım diyen, teklif yapan gazetenin adı Cumhuriyet Gazetesi'dir.
Cumhuriyet gazetesinin bugünkü durumu, bugünkü durumu, 12 Eylül'den önceki durumu, 12 Mart'taki durumuna bakarsanız öyle bir çelişkili olsam ki, hatta Hitler döneminde faşistçe bir anlayış göstermiş. Atatürk döneminde Atatürk'e yağ çekiyor, İhsan. İnönü döneminde İnönü'ye çekiyor. İsmet Paşa, milli şef, İsmet İnönü'nü yücek atına diyor. Bir şey yazdırırken kitapların hepsinin sözünde var. Acaman Halk Kütüphanesi'nde de var. Ben çocukluğumda okudum, açıyorum kitabı. Onun döneminde basılmışsa. Niye kitap olursa olsun? İsmet İnönü'nün yücek atına. Şimdi, yani Türkiye'de insanı şaşırtacak çok derin ilişkiler, çok çatlaşık meseleler var. Şimdi bir Milli Gazete, bir Yeni Asya, bir Yeni Şafak, bir Zaman Gazetesi, o ortamda olsaydı evet, bebek edildi ki 500. yılı kutlayalım. Ya bunlar zaten Osmanlı, gerici yobaz, muhafazakar, İslamcı, radikal, fundamentalist falan filan deyip geçeceklerdi ama Cumhuriyet Gazetesi bu teklifi yapıyor. Neden yapıyor, niçin yapıyor onu da tarihe havale ediyorum. Eğer kendisine yani yakışıyorsa, o yaptığı yakışıyorsa aynı şeyi devam ettirsin. Evet, devam ettirmeli. Mesela bugün de demeli ki Ayasofya'yı camiye çevirelim. O kadar. Ama oradaki sadakatini, samimiyetini eğer samimiyse şimdi de göstermesi lazım. Yani konu Cumhuriyet Gazetesi'ni yargılamak değil ama Cumhuriyet Gazetesi gibi sol tandanslı o konuda duran ki sayılıyorum sosyal demokrasi veya. Ama sağ gösterir sol vurma, sol gösterir sağ vurma Türkiye'de böyle olmuştu. Ummadığın insanlar. Bana bir rapor aldım ben Marif Bekir'in. Marif Bekir diyor ki bana rapor aldım ben Müdürler Müdürü'ne. Abidin Özmen. Milli Eğitim Bakanı yani o zamanki anlama göre Milli Eğitim Bakanı bana rapor aldığına beni burada rapor aldığına ki diyor Ayasofya'yı bizi yapabilirim. O da işte efendim şudur budur evet efendim sepet efendim şöyle caizdir. Kılıfına uydurarak. Rapor tabi yani çok değişik bir şey yani. Bugün hala anayasada yok. Kanun hükmünde kararnameyle çıkarılmış. Yani Türkiye'nin temel bir maddesi meselesi değil. Ve Atatürk'ü bu konuda herkes şey yapıyor, payanda olarak kullanıyor, perde olarak kullanıyor, set olarak kullanıyor, daha doğrusu dışarıdakiler kullanıyor. Bunu da söyleyelim. Evet hocam. Evet. Yani çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Ben teşekkür ederim. Biz de belki yani inşallah o Ayasofya'nın hüznüne azıcık ortak olmuşsak, değerli seyircilerimize ortak etmişsek inşallah ne mutlu. En azından ahirette İnşallah. Yakamızdan yapışmamış olur. İnşallah. Biz ifademizi aziz seyirciler yaptık. Ama dua mazlumun... Bir de Atina'da da cami açılmış olsun. Ona da dua olmuş olsun. Evet. Ama gene de ben duamı o şekilde bitireceğim. Evet. Yani madem ki sözümüzü yaptık, hiç olmazsa duamız ile de kapatalım. Allah'ım, Ayasofya'yı güldüreni iki cihanda da güldür. Onu ağlatanı her iki dünyada da ağlat Allah'ım. Ağlat Allah'ım, ağlat Allah'ım. Sevgi ve saygılarımla.